Değerli hocalarım ve değerli misafirlerimiz, hocamızı kürsüye davet etmeden önce kendisi hakkında kısa bir özgeçmişini okumak istiyorum. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Hititoloji bölümünden mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri bölümü Hititoloji ana bilim dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. Uzun yıllar Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde müze araştırmacısı, hititolog olarak çalışma hayatına devam etmiştir. 2010'dan itibaren Çukurova Üniversitesi'nde arkeoloji bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2011 yılında 1,5 ay ve 2019 yılında da 2 ay olmak üzere Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz'da Boğazköy Çivi yazılı tabletleri ile ilgili çalışma yapmıştır. Çok teşekkür ediyorum ve Rukiye hocamı davet ediyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. İstiklal Marşı için ayağa kalkmanızı rica ederim. Sönmez bu şabana dağlarda yüzen ansiyon, sönen yurdum on üstünde tükenen sonuca minnetimin. Yüzdü parlayacak o beyin, bir o beyin minnetimin ancak çatma kurban olayım. Şevrenin en azdır bir an, kahramanın kılığına bir güne, kuş ile bu cenazana olmazdı gülen. Tanrımız sonra el hakkıdır, babamadır ama milletimin istikrar. Sayın konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Ayrıca Vedat Bey'e de nazik davetleri için çok teşekkür ediyorum. Bugünkü konumuz Anadolu kelime Hattice Tabarna'dan Ön Türklerde İltemer'e doğru. Tabarna'nın yazılışını görüyoruz burada da. Bizim Boğazköy'den biliyorsunuz Hititlerin başkenti Boğazköy veya eski ismiyle Hattuşa. Dolayısıyla bizim çivi yazılı tabletlerde bu ta hecesi ba, ar ve na şeklinde. Hitit Kralı'nın ünvanı veya Labarna şeklinde. Şimdi Hitit Kralı'nın ünvanı olan hükümdar veya kral anlamlarına gelen Labarna veya Tabarna ile ilgili olarak Münih'ten emekli olan hocamız Ahmet Ünal, o da Hititolog. Bana göre sözcük yerli Anadolu kökenlidir. Bu bakımdan en başta Romalılarda geçerli olan ve hükümranlık gücünü simgeleyen Lipce Labrus, ki bunun anlamı da çift başlı balta, aşırı önem taşır ve Labarna bununla eşitlenebilir yorumunu yapmıştı. Gramer kitabını yazdı Türkçe. İlk defa Hititçe'nin gramer kitabını da Türkçeleştirmiş oldu Ahmet Ünal hocamız. Yani kendisine uzun ömürler diliyoruz. 79 yaşında ve taş ucunda yaşıyor. Bu cümleden hareketle Türkiye'de halk ağzından derleme sözlüğündeki tabar veya teberin kısa saplı küçük odun baltası olmasıyla hocamızın belirtmiş olduğu Lidce Lambrus yani çift başlı baltanın olması tesadüf olamazdı. Bu durumda Labarna veya görüşümlü olarak Tabarna'nın tarih içinde ön Türklerle İltebere ki İlteber'in anlamını da biliyorsunuz. İlin teberi, ilin yöneticisi anlamında dönüşümüyle karşı karşıya olduğumuzu gördük. Bu şekilde T veya da L dönüşümlü yazılıyor. Tabarna veya Labarna şeklinde. Bizim çivi yazılı tabletlerde bu şekilde belgeleniyor. Evet, bu gördüğümüz çift ağızlı balta bugün New York Metropolitan Müzesi'nde ve Norbert Schimmel koleksiyonunda yer alıyor. Şurada kanatlı güneşi görüyoruz. Onun hemen altında güneş tanrısı ve hemen aşağısında da dağ tanrısını görüyorsunuz. Şurada da çeşitli aslan figürleri. Ve alt kısmına bakın, teber ağızlı. Şöyle şu şekilde teber ağızlı.
Ve bunun ağırlığı da 1025 kilogram ağırlığında. Sivas Şarkışla'dan ele geçti bu balta ve bugün New York Metropolitan Müzesi'nde var. Dönemi de Hitit dönemine ait çok önemli bir, Hitit İmparatorluk dönemine ait çok önemli bir teber, çift ağızlı balta. Bu baltalar Tanrı'ya adanmış dini tören eşyası olabileceği gibi aynı zamanda büyük bir Tanrı heykelinin elinde tuttuğu simge de olabilir. Çünkü bizim çivi yazılı tabletlerde bu şekilde geçiyor. Şimdi tabarna veya labarna kelimesinin anlamı ve kökeni konusuna şöyle bir baktığımızda Oğuz Soysal'ın çok güzel Hatice sözlük çıkardı Almanya'dan. Şimdi onunla ilgili olarak, Hatice ile ilgili olarak epey bir makalesi ve sözlüğü var Oğuz Soysal'ın. Şimdi kraliyet ünvanı tabarnanın kesin olarak Hatti orijinli olduğunu belirtmekte Oğuz Soysal. Hint-Avrupa dil grubuna ait olmayan ve eski Anadolu dili olan Hattice'de tabarnanın nadiren de tabarna yani BV dönüşümlü olarak kullanıldığı görülmekte. En eski belge olan eski Hitit dönemine ait bir tablette ise şimdi 8, 11 ve 13. satırlarda şimdi kelimenin sonundaki şey, şurada gördüğümüz şey bunu tekil yalın hali yapıyor. Labarna şeklinde görülüyor. Biraz daha yeni metinlerde şu ba ve ar hecesi birleşmiş labarnaş şeklinde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla L formu ile dönüşümlü kullanılan metinler bir tablet içinde hem tabarnayı görüyoruz 14. satırda hem de 5, 10 ve 18. satırlarda labarnayı görüyoruz. Yani T ve L dönüşümü aynı tablet içinde görmemiz mümkün. Mesela bu bir Boğaziköy'den ele geçmiş bir çivi yazılı tablet. Burada gördüğünüz gibi la, ba, ar, na ve şu tek yatayda aş okutuluyor. Aşağıda yine öyle la, ba, ar, na şeklinde bir la, ba, na şeklinde yani tekil yalın halde belgelenmiş haliyle görmemiz mümkün. Şunlar da paragraf çizgileri. Katip konuyu yazdıktan sonra paragraf çizgileri çekebiliyor. Bir başka, işte bu deminden bahsettiğimiz L ve T dönüşümlü olarak geçen tablette mesela şu üstteki satırda labarnaşken daha aşağıda şurada tabarnaş şeklinde geçiyor. Bu tabletin çizimi ve bu da tabletin resmi. Şimdi Sümerce'den başlayarak labarna veya tabarna ile ilgili kelimeleri bir derleyin dedim. Acaba nereden geliyor bu tabarna kelimesi? Sümerce'de tab kelimesinin anlamı çift, ikili, iki parçalı anlamları var. Konuyla ilgili olması dolayısıyla derleme sözlüğüne baktığımızda tabaka, ahırların üzerinde yapılan ikinci kat hem de Adana'da derlenmiş. Ve Sümerce'deki tab çift kelimesini de yer aldığı görülüyor tabakada zaten. Akatça'da tabakattan kat kat katmanlar halinde yine burada gördüğümüz gibi tab kelimesini görüyoruz Sümerce'den devam eden. Yine balta kelimesi Sümerce'de durtatba veya urudutun, urudu kendisinden önce bakırdan yapılmış bir, sonra bakırdan yapılmış bir eşya ismi geleceğini gösteriyor. Dolayısıyla nacak, kazma veya iki ağızlı veya ay yüzlü balta şeklinde geçiyor. Akatçasına baktığımızda hasinnu, paşu veya Akatça paltu. Bugünkü kullandığımız balta kelimesinin kökeni de Akatça'ya kadar gidiyor. Yine Hattice'de hem tabarna hem labarna Hitit krallarının ünvanı ne demek? Kral, hükümdar, lider, başkul veya reis anlamları var. Balta kelimesinin Hiticcesine baktığımızda yine Urudu'yu görüyoruz. Determinatif, kendisinden sonra yine bir bakırla yapılmış bir eşya ismi geleceğini gösteriyor. Şu mittant, ateş veya ateşya. Şimdi Johann Tischler Hiticce'nin etimolojik sözlüğü diye ciltlerce şeyi var, etimolojik sözlüğü var. Onlar işte Sanskritçe'den Toharca'ya bağladığı çok büyük ciltler şeklinde etimolojik sözlüğü var. Şimdi Tischler Hitit krallarının ünvanı olan tabarna veya labarna yani kral hükümdar anlamındaki kelimenin etimolojisinin bilinmediğinden bahsediyor. Grekçe labrint veya tavşan. Latince lepus veya oris kelimesiyle de bağlantılı olarak yazmış şeyde, sözlüğünde. Balta ve nacak için Slav dillerine baktığımızda topor, topor,
olduğuna değinmiş ve İran çıkışlı tabrak, teben gibi kelimeleri de varlığına değinerek Ermenice'ye de tabar olarak geçtiğini belirtmiştir. Şimdi bu bizim çivi yazılı tabletlerde şöyle iki tane köşe çengeli görürseniz kelimenin başında bu kelimenin Luvice olduğunu gösterir. Yani yabancı bir dilde, Hititçe olmayan kelimelerin başına genelde katip hep şöyle iki köşe çengeli koyar. Tapar, taparia, idare etmek, emretmek, hüküm sürmek anlamında Luvice kabul edilir bu kelime. Ve bunun isim formu olarak Hititçe'deki taparia da emir, buyruk olarak kabul gördü. Bugünkü Türk sözlüklerde. Bahsettiğim Oğuz Soysal'ın sözlüğü Hattişerf Orçats in Hattişerf Text über Lesum 2003'te yayınladı Leiden'da. Laroche'un, Emmanuel Laroche diye muazzam bir şey, hem hieroglif biliyordu hem çivi yazısını biliyor. Luvice 1969'da yazmış olduğu böyle bir sözlüğü de var. Dolayısıyla Luvice tapar kelimesinin anlamı işte yönetmek, idare etmek anlamında. Hattice sözlükte hem başına bir erkek determinatifi, yani şu kendisinden sonra bir erkek ismi geleceğini gösteriyor bu determinatif. Tabarna şeklinde de geçiyor. Yani şahıs ismi olarak da geçmekte. Sümerce'den devam eden tap sözcüğünün Latince'de de kullanıldığı görülüyor. Mesela Latince'de dublex, çift, İngilizce'de double veya Almanca'da doppelt şeklinde. Sümerce tap veya tap dört kelimelerinin çift, çift demek yine ortak anlamları var. İşte dediğimiz gibi aynı kelimenin akatçası tapu veya esepu şeklinde geçiyor. Ayrıca şunu da öneminden dolayı belirtmek istiyoruz. Şimdi Sümerce'deki tap, çift, ortak kelimesinden yola çıkarak Hitit kralı devleti yalnız yönetmiyor. Mutlaka kraliçe yanında ve Hitit kraliçelerine verilen ünvan da taban anlam. Dolayısıyla acaba bu çift kelimesini yine tabarnada yine görüyoruz. İşte dediğim gibi acaba ikisi beraber yönettiği için de mi bir tabarna var? Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi akatça tabalu veya kelimeleri çift objelerle ilgili, yani ayakkabı, giysiler veya kastanyet anlamları buluyor. Yine lavarum var akatçada, eskimek, uzun ömürlü olmak anlamında. Bir şahısla ilgili olarak olduğunda uzun ömür, uzun bir hayat yaşamak anlamında kullanılıyor. Labar umi dedi, umu akatçada gün demek. Oradan zaten Arapçaya bir sürü aynı dil grubunda olduğu için çok geçen demeyeyim ve aynı dil grubunda olduğu için kelimeler biraz değişerek akatçaya geçmiştir. Labar pale uzun saltanat anlamında. Birinin ömrünü yapmak, uzun süre hüküm sürmek, insanla ilişkili olduğunda ise uzun bir süre boyunca bir asayi tutmak anlamında. Bunun yanında yine bu kelimemize benzer Akatça'da tepper var, o da baş yargıç anlamına geliyor. Peki Türkiye'de halk ağzından derleme sözlüklerinde acaba tabar kelimesi var mı ve onunla ilgili kelimelere baktığımızda derleme sözlüğünde tabar, kısa saplı, küçük odun baltası veya nacar, Manisa'da derlenmiş, tap, tapa şeklinde çeşitli versiyonları var. Buradaki tapanın özellikle Çorum'da derlenmiş olması çok önemli. Anlamı nedir? Güç şeklinde belgeleniyor ve Çorum'da belgelenmiş olması neden önemli? Çünkü Hititlerin başkenti biliyorsunuz eski ismiyle Hattuşa. Ve orada hala tap kelimesi veya tapa şeklinde güç anlamında kullanılıyor. Kerkük'te bu tava dönüşmüş, V'ye dönüşmüş durumda. Güç, kuvvet şeklinde. Dolayısıyla bu tap veya tap şeklinde tabarna veya tabarnada gördüğümüz BV dönüşümünü derleme sözlüğünde de yer alması önemli. Bakın hem tav diyor hem tap diyor. Kerkük'te tav olmuş. Burada ordudan bir nacağı görüyorsunuz. Ağzı yine teber şeklinde bakır. Yine derleme sözlüğünde bir sürü versiyonları var. Tap, 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 güç, kuvvet, nerelerde derlenmiş? Tokat, Eskişehir, Merzifon, Amasya, Adana'da da derlenmiş. Tara var, odun keskisi, satır anlamında. Arna acaba var mı diye baktım. Evet, arna var, saman anlamında kullanılmış. Şafşaf da derlenmiş.
Derleme sözlükleriyle, evet, bu kelimeler hala aslında derleme, Hititçeden derleme sözlüğünde yaşayan 155 kadar kelimeyi ben iki makale şeklinde yayınladım. Çok ilginç, bu derleme sözlüğündeki kelimeler büyük Türkçe sözlükte yok. Aslında keşke alınsaymış, bunlar Türkçe kökenli değil deyip ne yazık ki bu derleme sözlüklerinde kalmış. İşte Atatürk'ün 1. Türk Tarih Kongresi'nde derleme sözlükleri çıkaralım diye karar alınıyor. Ve bu işin ilgili olanlarıyla meraklılara bir takım fişler veriliyor. O fişleri nasıl doldurmaları gerektiği söyleniyor. Ve bugün derleme sözlüklerindeki Türk Dil Kurumu'ndaki sayısı 600 bine ulaşmış durumda. Yani bu fişlerin sayısı. Dolayısıyla 12 cilt çıkardı. Çok güzel bir şey yaptı Türk Dil Kurumu bununla. Buradaki kelimelerin çoğu işte dediğim gibi Hititçeden gelen kelimeler. Yine derleme sözlüğünde tabanlamak, çifte atmak. Divan-ı Lügat-ı Türk'te geçiyor ama tatmak, hizmet etmek anlamlarında yer alıyor. Peki çift başlı baltanın diğer dillerdeki karşılıklarına baktığımızda genelde baltalar güç ve prestij simgesi olarak kullanılıyor. Slav, Romen ve Rus dillerinde balta anlamındaki topor, eski İran dilinde tapara şeklinde yer almakta. Yine Girit labirentinin adı da Labrus. Zaten çift yüzlü balta demek Labrus'ta. Labarna'dan geliyor da. Labrus sözcüğünden geliştirilir. Tanrısal nitelikli bir varlık olan labirentin hanımının Miken Yunancasına ait bir varyantı daha söz konusu. Burada Dapuri Toyo Potinia kalıp ifadesi Ege'de çift başlı baltayı tanımlayan önceki isminin ilk diş ünsüzü yani T veya D ile başladığını göstermekte. Bu ünsüzün de sonradan yumuşak telaffuz edilen bir harfe ki Hititçe'deki TL dönüşümü gibi dönüşümü söz konusu. Burada da mitolojik labirenti tasvir eden M.Ö. 5. yüzyıla ait Girit'ten bir sikkeyi görüyoruz. Roma'ya. Yine Türkçe kökenli olup da eski İngilizce'de kullanılan bir sözcük olan tapor, Tatar dilinde biçimsel değişikliğe uğrayarak sebze kesmeye yarayan alet anlamına gelen tapagog olarak karşımıza çıkıyor. Ve tapar, isim halinin türetildiği kesmek, doğramak anlamına gelen tapau fiili Tatar dilinde aktif fiillerden de birisi olarak devam ediyor. Yine burada sembol olarak balta ve balta dansını görüyoruz. Bizim çivi yazılı bu tablette balta dansı var. Güney Avrupa, Orta Doğu ve Hindistan'a kadar uzanan coğrafyada iktidarların bilinen silahı ve sembolü olarak iki balta veya tek saplı çift balta karşımıza çıkmakta. Hükümdarlık sembolü olan balta, Tanrıça İştar'ın bir kült nesnesi. Heykel tasvirine göre sağ elinde altından balta tutuyor. Gece Tanrıçası'nın kült envanterinde yine bir eşyaların yanında balta yer almakta. Şimdi deminden konuşurken içeride Almanya'da Boğazköy kazanları zaten Alman ekip 1907'den beri düzenli olarak kazılara devam ediyor Almanlar. Ve Mainz'da Akademie der Wissenschaften diye bir enstitü kurdular. Hetitologie Portal Mainz adı altında. Gerçi burada da çok okunmuyormuş. Ve orada her bir kelimeyi, tablette geçen her bir kelimenin fişi var. 1 milyon fiş var Mainz'da. Diyelim ki su kelimesi hangi tablette nasıl geçmiş veya işte bu kalem kelimesi hangi tablette nasıl geçmiş. Bu fişlerden birisi Prut kelimesi. Belki Prut kelimesini bilmiyorum, duyanınız var mı? Prut. Pırasa'nın P'siyle Prut. Şeyde değil mi Ukrayna'da? Rusya, Osmanlı'nın yaptığı. Hem o var hem de bugün hala Anadolu'da kullanılan kelimelerden birisi. Hititçe'de kil toprak demek. Bunun yanında mesela gerek Elazığ türküsünde de geçiyor. Kalk gidek diyor Prutane'ye. Yani seramik yapılan yer. Türküsü de var hatta. Bunu da ben o Türkoloji Merkezi'nde bizim Çukurova'da o türküyü de dinletmiştim. Dolayısıyla Prut hala devam ediyor. Bayburt'ta mesela geçen bir video izledim. Burası diyor 800 yıllık diyor. Bizim dedelerimizden kalma bir Prutane. Bayburt sözcüğü de o zaman o. Prut, 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 Prut,
Ona bir bakmak lazım ama Prut kelimesi hala yaşıyor ve Hititçe dediğimiz gibi işte bunların hepsi de Heinrich Otten diye çok büyük bir Hititologları var. Yani öldükten sonra 3 tane anı kitabı çıktı. Onun el yazısıyla. 1 milyon fiş. Muazzam çalışıyorlar yani böyle bir arşiv dünyada tek. Bir de Chicago'da Oriental Enstitü bunu yapıyor. Ama yani çok fena çalışıyorlar. Yani. Evet. Burada yok mesela öyle bir, Türkiye'de yok öyle bir enstitü veya fişler Dijital Coğrafya Fakültesi'nde yapılmaya çalışıldı. Fakat tabii doktorasını bitirmiş kişiler bunları yapıyor. Şimdi Dijital Coğrafya Fakültesi'nde öğrencileri tez olarak veriliyor. Ve öğrenci tabii yalan yanlış okuyabiliyor tabii. Gerçi hoca düzeltiyor ama tabii bu kadar geniş çaplı, kapsamlı değil ne yazık ki. Türkiye'nin Türkçe'yle, Türklerle falan bir ilgisi olmadığı için oluyor. Evet. Şimdi Anantya'da Aştarte'nin bronz heykelcinde de sahilinde balta bulunuyor. Şimdi Şavuşka'nın Kürt envanterinde bir balta var. Bu Antahşukşar dediğimiz Sümerce çiğdem demek. Yani çiğdem bayramı bugünkü ilkbahar bayramı. Sümerlerden itibaren Anadolu'da da kullanılan bayramlardan birisi. Bunun 24. gününde kraliçenin onuruna bir balta dansı gerçekleştiriliyor. Tablette şöyle geçiyor ve kahin ona yani kraliçeye bir balta verir, kraliçe reverans yapar, o baltayı alır ve Tanrı'nın önünde dans eder. Dolayısıyla bir balta dansı söz konusu. Bu balta dansını içeren tableti görüyoruz. Bu resmi, bu da işte Almanların yapmış olduğu işte kabo cildi. Şimdi 75 tane cilt çıkardılar. Tabletlerin kopyaları yapılıyor elde. Şimdi artık bilgisayarda yapılıyor. O tabletin fotoğrafı. Yine bunlar da Akademi Dergisi Şaftan'da çalışırken aldığım şeyler, fotoğraflar. Siyah beyaz çok güzel fotoğrafları var her tabletin. Şimdi balta ile yapılan dansı eski Türklerde de görmekteyiz. Abdülhamit Çay, gök tanrı inancı ile ilgili, gökle ilgili varlıklar ve atalar ruhu ile ilgili olarak eski Türklerde çok eskiden beri çeşitli ayinlerin yapıldığını, bilindiğini belirtir. Bu ayinlerde büyük davullar çalınıyor, dans ediliyor, kurbanlar sunuluyordu. Ayinler yapılırken eğer bulutlar kararır ve yağmur yağarsa gök tanrı törene katılmış sayılıyordu. O esnada elinde kalkan ve balta tutan hükümdar ile yiğitler, çoğu sülalesi kurucusu Wu'nun destanını temsilen de dans ediyorlardı. Hükümdar bu ayinde koç postu giyiyor ve kalkanla yapılan dans bugün bizim bu şeyde Bursa'da hala devam etmektedir. Kılıç kalkan ekiplerimiz yine Kuzey Suriye'de Hazi Dağı'nın fırtına tanrısı sağ elinde bir balta sallıyor, sol elinde de bir silah tutuyor ve bazen de boğayı dizginlerle yönetiyor. Evvelde Suriye'de yine açığa çıkmış. Buradaki de Silifke uzunca boğuştan bir fırtına tanrısı. Fırtına tanrısı olduğunun alameti burada bir şimşek demeti tutuyor üçlü ve diğer elinde de teper ağızlı bir balta. O değil mi? Efendim? Odin ve Thor gibi ateş yerlerine çıkmış. 1998'de Hakkari Kalesi'nin eteklerinde 13 adet taş stel bulundu. Bu stellerde de gördüğümüz gibi kollarının altında yine teber ağızlı baltalar var. Şu şekilde. Bu tunçtan kolçuklu ya da düz yassı baltalar bulunuyor. Bunlara mehir yani dikili taş olarak adlandırılan bu taşlar Moğolistan, Kırgızistan, Ukrayna, Kuzey İtalya üzerinden İber Yarımadası'na kadar yüzlerce örnekleri var. Bunları Veli Selin çalıştı, bu Hakkari sitelerini. Türk Tarih Kurumu'ndan da yayınladı bir kitap şeklinde. Ve yerel bir hanedanlığa ait diyerek, mezar taşları şeklinde yapılmıştır diyerek yorumladı. Yine eski Hitit dönemi krallarından Ahmuna'ya ait bir balta görüyoruz. Ve baltanın şu kolçuk kısmında çivi yazısı var. Şimdi fotoğraf renksiz olduğu için burada çok seçilmiyor ama şurada bir çivi yazısıyla ne yazmış? Şöyle diyor. Tabarna Ammuna. Tabarna'yı artık biliyoruz. Hitit Kralı'nın ünvanı. Büyük Kral. Doğru sözü yani yazıttaki metni dolayısıyla orijinal yazıyı tahrif eden ölmelidir şeklinde notu var. Bunu da Salvini, İtalyan Salvini yazmış makale şeklinde fakat
kökeninin bilinmediğinden bahsediyor. Yine Boğazköy, Hititlerin başkenti Boğazköy'de kral kapıda bakın şu şekilde, yine teber şeklinde ve diğer tarafında da şualar bulunan, şurada üç tane şuası olan bir altayı görüyoruz. Savaş tanrısının elinde. Yine Yazılıkaya, Boğazköy'deki Yazılıkaya'da şurada gördüğünüz gibi Tanrı Şarlıman'ın elinde çift ağızlı balta mevcut. Malatya Aslantepe'de elinde yıldırım demeti ve balta tutan fırtına tanrısı yine yer alıyor. Kürtül kabartmasında var. Babil'den ele geçmiş olan bu kabartmada bakın yine fırtınayı temsil eden elinde şimşek demeti ve şurada da yine baltasıyla tasvir edilmiş. Burada da yine olasılıkla kurban törenlerinde dinsel bir sembol olarak kullanılan çift ağızlı balta Minos kültüründe, ki Girit'teki, Girit adasında doğmuş bir uygarlık bu. Hagia Triada lahdi üzerinde şurada gördüğünüz gibi çift ağızlı teberler var, iki tane. Şimdi bu lahit üzerindeki sahnede bir boğa kurbanından sonra kurban kanlarının, şurada bir kadın var. O kurban kanları kadınlar tarafından iki yanında çift ağızlı bulunan şu kovaya dökülürken resmedilmiş. Girit'ten de. Şimdi İskitlere bakıyoruz. Ant içerlerken çeşitli silahların yanında kupaya balta daldırdıkları görülüyor. Şimdi toprak bir kupanın içerisine şarap dolduruyorlar. Ant içecek olanlar buna kanlarını karıştırıyorlar. Bunun içinde sivri bir şeyle küçük bir delik açıyorlar ve ya da kılıçla hafifçe çizip kabın içerisine bir pala, oklar ve bir baltayla mızrak daldırıyorlar. Bu da olduktan sonra tanrısal öfke üzerine ant içerler ve kaptaki şaraptan azıcık içerler. Orada bulunanların ileri gelenleri de onlarla beraber içiyorlar. Ant içmede bu şekilde içine mutlaka balta daldırılıyor. Teşekkür ederiz. Hitit krallığı ve kullanılan ünvanlara baktığımızda öncelikle Lugal, Sümerce'de kral demek. Bugün bizim şey su ürünlerinde Çukurova Üniversitesi'nde bir hocamız vardı. İkinci ismi Lugal'di mesela. Dedi böyle annesi babası demek ki bu şeyleri biliyor. Birinci ismi var, hangisini kullanıyorsunuz dedim. Lugal'i kimse anlamadığı için genelde dedi hep birinciyi kullanıyorum. Lugal, kral demek. Lugal gal olduğunda büyük kral demek. Gal büyük demek Sümerce'de. Veya Şamşi diyor, Şamşi o. Dingirutuşi. Güneş diyor, güneşim. Ben diyor buranın diyor, güneşiyim. Şamşi Akatça'da şey güneş demek. Arapça'ya da Şems şeklinde silahet ediyor. Güneşin veya majeste anlamlarında, yabancılar mayne majeste diyor bu tercüme ederken. Ve M.Ö. 17. yüzyıldan itibaren kullanılan Lavarna unvanı, hanedanlığın kurucusu olan iki Hitit kralının şahsi isminden de biliniyordu zaten. İmparatorluğun sonuna kadar da neredeyse bütün Hitit kralları bu unvanı kullanmışlardır. İşte bu hece yazısı, çivi yazısı, hecelerin yan yana gelmesiyle oluşuyor. Şu ta hecesi, ba, ar biraz uzun ve na. Hitit kralının ünvanı veya dediğimiz gibi bazen de bu T, H'ye dönüşebiliyor, Lavarna. Bu Hitit krallarından devletin kurucusu 1. Hattuşi'ydi, kendisini Kuşşaralı adam olarak tablete yazdırmış. Kuşşaralı'da bugün şurada Şamuha Kayalı Pınar'dan çivi yazılı tabletler çıktı. Almanlar burada kazı yapıyordu ve hemen aşağısına lokalize edilen de var. Birazdan Maraş'a lokalize eden de var. İşte Boğazköy Hattuşa'dan ele geçiyor bu anlattığımız tabletler, Hititlerin başkenti. Dolayısıyla bu Hattuşalı anlamına geliyor. Aynı zamanda Hattuşili'nin ismi. Şeyi Hattuşa'yı aldıktan sonra oraya Hattuşalı anlamına gelen sondaki il Hattice aidiyeteki. Şimdi eski Hitit krallarından Anitta, metninde Pitana ile Anitta ile yakından akraba olan üç tanrı adı yer alıyor. Bunlar Anitta'nın bizim tanrımız olarak ifade ettiği, göğün fırtına tanrısı Tarhun'la, Tarhun, yani işte fırtına tanrısı diye geçiyor. O da güç demektir zaten. Halmaşuit ve Shiyu. Shiyu gök tanrısıdır ve güneş tanrısı olarak ibadet edilir. Kral onunla eski Hitit geleneğinde birliktelik içindedir. Yani kral, güneş tanrısının usule gelmiş şeklidir.
Güneş Tanrısı ve Kral bir figürde birleşiyor. Zaten o da şöyle geçiyor tabiyette. Tanrıların Güneş Tanrısı, Marnova içkisi ve biranın karışması gibi onların ruhları ve kalpleri de bir olsun. Tanrıların ve Labanna'nın Güneş Tanrısı'nın ruhları ve kalpleri bir olsun şeklinde devam ediyor. Burada da bu Fuscaini'de İtalyan mesela, o şeyde her türlü milliyetten çalışan var. Akademi dergisinden şartta maalesef. Bu birlik gittikçe kral adlandırmasında güneş, güneşimiz, güneşim şeklinde ifade ediliyor. Birinci Hattuşili, tarihi mitolojik bir hikayede güneş tanrısı olarak anılıyor. Türklerde de Kaanlar, tanrının bizzat bahşettiği kuttan yani kutsallık tözünden dolayı ilahi bir menşeye sahiptir. Bu nedenle de kutsallılar. Aynı zamanda Türklerde tahta çıkma törenlerinin göğe çıkma gibi kutsal bir anlamı da bulunmaktaydı. Kaanlar keçe üzerine konup döndürme töreniyle göğe çıkarlar ve gökte Tanrı tarafından tahtlarına oturtuluyorlardı. Şimdi saray ritüeline ait bir tablette krala Labanna ismi veriliyor. Orada yazıyor. Numuza, size bir Hititçe cümle okuyayım isterseniz. Numuza Lugalun Labanna Halziyeler. Yani onlar bana Kral Labanna adını verdiler şeklinde bizim çivi yazılı tablette belgeleniyor. Labanna bir diğer yazılışını da demiştik zaten. La hecesi de şu şekilde. Bazen de Tavarna yani V dönüşümü olarak da kullanılabiliyor. Şimdi Tavarna veya Labanna sözcüklerinin belgelendiği en eski kontekst M.Ö. 18 ve 17. yüzyıla ait Kayseri Kültepe'den ele geçen metinler. Bu, Kayseri Kültepe'nin o dönemdeki ismi Kaneş veya Neşa. Belki duymuşsunuzdur, 23 bin küsur tablet ele geçti. Asur'la Kayseri arasında o dönemde muazzam bir ticaret kervanı yapılıyor. Affedersiniz, eşek kervanıyla. Kayserilerin ticarete yatkınlığı M.Ö. 1900'lere dayanır. 25 bin çivi yazılı tablet ele geçti Kayseri'den. Fakat Anadolu'dan ne alıyorlardı? İşte altın ve gümüşü ham olarak alıyorlardı. Asur'a götürüyor. Orada kendisini kupa yapıyor, kolye yapıyor. Geri Anadolu halkına satıyordu. Bizim de burada kalay az olduğu için oradan kalay, çeşitli dokuma maddeleri, parfümler falan alıyordu. Dolayısıyla bir de o dönemde tabii faiz şimdi kendi yerel halkına eğer borç para verecekse Asur'un bir ayın sonundaki faiz oranıyla kendi yerel halkına uyguladığı faiz sistemi de farklı. Yerel halktan daha çok vergi şey alıyor, faiz alıyor. Değişmemiş. Aynı Türkiye'de olduğu gibi. Dolayısıyla böyle bir durum var. Şimdi peki Boğazköy'den ele geçen tabletlerde baltalar, tabletlerde nasıl belgelenmiş? Şimdi zaten bu Şimbel koleksiyonunda yer alan Sivas Şarkışla baltası hakikaten çok önemli. Kült envanter metinlerinden böyle de bir örnek verebiliriz. Burada diyor ki, savaş tanrısının gereçleri anlatırken bakırdan bir balta şeklinde de tek tek yazmış. Bakırdan bir mızrak, bronzdan bir topuz, işte bakırdan bir balta şeklinde sayımını yapmış. Hattuşili'nin Haşuva'dan getirdiği ganimetler arasında altın ve gümüşten yapılmış çeşitli silahlar yer almakta. Bunlardan birisi de altından bir çift yüzlü balta. Bir diğer tablette Tanrıça Şavuşka bir altın heykeli ayakta durur vaziyette diyor. Sağ elinde altından bir balta tutuyor diyor. Yani gücün simgesi olduğunu. Terebinu'nun fermanı vardı. Kendisinden sonra nasıl, kendisinden önce daha doğrusu herkes birbirini öldürüp tahta geçmeye çalışınca en büyük erkek çocuk artık bundan sonra kral olacak şeklinde yine Boğazköy'den ele geçmiş tableti var. Telepinu'nun fermanı diye geçer. Şimdi burada da zaten kendisine diyor ki büyük kral Tabarna Telepinu şöyle der. Eskiden Labanna büyük kral idi diye devam ediyor. Bakın şurada Labanna ve aş işareti. Kilan bayramı var, pazar yeri bayramı. Bu bayramda da bazı kült törenlerinde demir mızrağın yerine demir balta almakta. Böylece mızrak ve baltanın krallığın simgelerini ifade ettiği de belirgin bir şekilde açığa çıkmakta.
Hitit Krallık amblemi olarak Balta'ya baktığımızda tabii iktidar sahipleri geniş bölgeleri kontrolleri altına almaya çalıştıklarında güçlerinin simgesi olarak değerli madenlerden yapılmış nişan ve statü sembolleri kullanmaya başlıyorlar. Hitit Krallığı'nın kullandığı amblem de gücün de sembolü olan baltadır. Mesela Hitit Kraliyet cenazesinin 12. gününde bir aile üyesi gümüş bir baltayla asmanın muhtemelen köklerini kesiyor. Balta bir nevi ödül olarak asmayı kesenin elinde kalıyor. Kazılarda, mezarlıklarda ve kabartmalarda ele geçiyor oldukça bol sayıda. Yassı Teber görünümlü bu baltaların ilk örneği M.Ö. 2300 veya 2100'e tarihleniyor. Ankara Ahlatlı Bel'de bir kadına ait taş sandık mezarda ele geçiyor. Bu gördüğümüz üç tane baltada Çorum Resiloğlu'dan bir erkek, bir erişkine ait iskeletin sol göğüs hizasına bırakılmış vaziyette ele geçti. Mezar buluntularında da var. Alacaöyük saray duvarı kabartmalarında var. Şurada gördüğümüz, bakın çift ağızlı, çift gözlü sap delikli bir balta tutmakta. Çorum Alacaöyük, işte Atatürk'ün ilk Türk kazılarını başlattığı yer. Yine minyatür boyda da olsa Isparta Müzesi envanterine girmiş bir baltayı yine görmekteyiz. Küçük de olsa bakın teber şeklinde yine ağız kısmı. Burada Hatay'da Tel Açana Höyük var. O Tel Açana Höyük'ten ele geçmiş şualı bir balta. Klasik dönemlerde nasıl görüyoruz? Lavrus, yani çift yüzlü balta. Şimdi M.Ö. 2. binlerde Girit'te görülmekte olduğuna göre Lavrus, Knossos Sarayı'nın zemin katında bulunduğu varsayılan Labirentos'la da ilişkili olabilir diye bir şeyi de var. Yani Lavrus antik devirde daha çok dinsel törenlerde kullanılmış ya da adak eşyası olarak tanrılara sunulmuş olan çift yüzlü balta oluyor. Labata'dan Lavrus'a geçtik yani. Bakın sikkelerde görüyoruz. Bu sikkede Zeus Labrandos, zaten Labrandos diye bir şehir var Milas'ta. Onun girişinde üst kapının üst girişinde çift ağızlı balta yer almakta. Şimdi göreceğiz. Bakın burada da Zeus Labrandos sağ elinde omuzuna yasladığı bir balta Labrus tutmakta. Hocam karyalıların da sembolü. Evet evet, orada o şeyde devam etmiş çünkü. İşte evet. Burada Milas Baltalı Kapı diye geçiyor. Şurada gördüğünüz kapının işte üst tarafında, şurasında yani çift ağızlı baltayı görüyoruz. Labranda, Labrus yani çift ağızlı balta. Yine Denizli Asartepe'de bir kutsal alana adanmış olduğu tanrı tasvirlerinde de genellikle bir buğday başağı veya meşe dalı ve yine diğer elinde de bakın burada olduğu gibi bir Lambrus tutmakta. Çift veya ay yüzlü balta diye de geçiyor. Hatice Tabarna'dan gelen eski Türklerde il teber, yani ilin teberi, yöneticisi ünvanı hakkında neler söyleyebiliriz? Artık bu şey beni bu tarafa getirdi. Çünkü il teber de durduk yerde teber ünvanını kullanmamış. Tabardan geliyor çünkü, Tabarna'dan geliyor. İslamiyet öncesinde eski Türk ünvanları arasında il teber ünvanı kitabelerde Uygur ve Karmak reislerinin ünvanı olarak yer alıyordu. Hatice Tabarna eski Türklerde İlteber olarak devam etmiş, her ikisi de hükümdarlık ünvanı olarak kullanılmıştır. Şimdi eski Türk ilinin veya elinin yani devletin başında ilteber denilen hükümdarlar bulunuyordu. Türklerin Oğuzlar aracılığıyla Anadolu'ya taşıdığı teşkilat birimlerinden olan il, el diye tanımlanmıştır. Batı Anadolu beylikleri de il adı altında beyliklerin temellerini atmışlardır. 1426'ya kadar kesin olarak Menteşe, Aydın, Saruhan beylikleri de il olarak tanımlanmıştır. Bu beyliklerle birlikte bağımsızlığını ilan eden kayılardan Osmanlı Beyliği ortaya çıkıyor. Bu kelime kavim, memleket, halk, devlet, barış anlamlarında da kullanılıyor. Yine il kelimesi Türkçe'de hükümdar anlamında görülmekte. Yine eski Türk cemiyetinde siyasi teşkilatlanmanın en üst kademesini teşkil eden bir kelimeydi.
Divan-ı Lugat-ı Türk'te de geçiyor, vilayet veya bölge anlamında. Peki Göktürk taş, Bengü taşlarında da sık sık işaret edilen bir terim, il terimi devlet anlamında kullanılıyor. Bir devletin veya belirli bir bölgenin idaresinden sorumlu olan kişi anlamında İlik, Karnuk, Uygur ve Az boylarının başbuğlarına iltever gibi ünvanlar veriliyor. Yine bunlar da hep il kelimesiyle ilgili. İtil Bulgar Devleti'nde tipik bir ortaçağ Türk İslam Devleti yapısında devletin başında da yine iltever bulunuyordu. Bulgar hükümdarının adıyla beraber belletevar kelimeleri yıltavar şeklinde de okunabiliyor. Yine bu Bulgar hükümdarların kuruluş döneminde Hazar Kanlığı'nın masal yöneticileri olarak Türk devlet geleneği paralelinde iltever ünvanını kullanıyorlardı. Fakat 922 yılında İslamiyet'in resmi olarak kabul edilmesinden sonra İslam halifesine bağlı Müslüman hükümdarlar, Bulgar yöneticileri emir ünvanını da kullanmaya başladılar. Göktürk Devleti idari hiyerarşisinde Yapgu, Şat ve Tigin'den sonra Tudun'dan önce olmak üzere dördüncü sırada İlteber gelmekte. İlteber görevi babadan oğula miras geçebileceği gibi abiden kardeşe de geçebilen bir ünvandı. Bunu Hitit'te de görebiliyoruz. Hitit'lerde de en büyük erkek kardeş Telebinu fermanında en büyük erkek kardeş diyor tahta geçsin. Eğer en büyük yoksa diyor ikinci erkek kardeş. Hani birincisi kızsa o zaman diyor ikinci erkek kardeş tahta çıksın şeklinde Telebinu fermanı var. İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde Han, Hakan, Kan, İltever gibi birçok çeşitli ünvanlar alan hükümdarların alametleri arasında örgin yani taht, ota, akan çadırı, tu, sancak, kotuz, sorguçla birlikte davul da bulunuyordu. Osmanlı Devleti armasında var teberler, tekli veya çiftli şeklinde. Gerçi bu çok 800'lü yıllarda son şeklini alıyor 2. Abdülhamit tarafından. Ama teber yine armada yerini almış durumda. Anadolu'da derviş çeyizi olarak ve camilerde teberler karşımıza çıkıyor. Mesela Sivas Ulaş Acıyurt Camisi'nde yine yapılmış tasvirlerden birisi de teberdir. Dervişlere müritleri tarafından seyahat izni verildiğinde tekbir ve gülbantlar okunarak seyahati sırasında karşısına çıkacak hayvan veya da haşeratı öldürmek veya kendisini korumak amacıyla da teber verilmiştir. Bu bağlamda teber de tarikat mensuplarınca kullanılan sembolik bir değeri de bulunmaktaydı. Burada Hacı Bektaş Müzesi'nde bulunan yazılı veya yazıtsız teberleri görüyoruz. Şu yazılı olan da Zülfikar'dan keskin kılıç, Ali'den büyük yiğit yoktur yazıyor. La feta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar. İçiniz Arapça bilen varsa la zaten biliyorsunuz Akarsu'dan geliyor. Olumsuzluk eki. Evet, la. La veya bugün Suriyeliler le diye de kullanıyor. La ilahe illallah derken Allah'tan başka ilah yoktur şeklinde. O da Akarsu'dan devam ediyor. Evet, teberler aynı zamanda dervişlerin bir asker olduğunun da simgesi. Nefisle mücadeleye soyunan her derviş birer asker hükmünde olup yanlarında taşıdıkları teberle de bu hali göstermiş oluyorlar. Zaten şöyle de bir şey var. Elinde teberi, belinde kemeri, başında fahiri, haydır Bektaşi. Bektaşi. Yine bu Sivas Ulaş Acıyurt Camisi'nde şu tarafta görüyorsunuz teber ve Zülfikar'ı yan yana görmeniz mümkün. Yine Hacı Bektaş Müzesi'nde yarım ay biçiminde demirden yapılmış teberler, çeşitli figürler var, grifon, karışık varlıklar, bu resmi ve bir de Osmanlı'da biliyorsunuz teberdaran denilen görevliler var. Elinde çift başlı balta tutuyor. Coğrafya ismi olarak karşımıza çıkıyor. İran'da Taberistan veya bugünkü ismiyle Mazenderan olarak geçiyor. İşte şurası Taberistan. Sonra balta adının geçtiği çeşitli coğrafi isimlerden zaten bu Sivas Şarkışla Baltası ilçesi Baltalar Köyü'ndeki Baltalar Kalesi'nde de ta eski Türk çağına ait seramik parçaları ele geçti.
Aynı zamanda Adana'da, Adana ve Sahinbeyli taraflarında Tapan adı veriliyor o bölgeye. Ve bunlar da balta, bıçak, demir aletler yapmalarıyla ünlüler. Böyle de reklamlarını gördüm sonra, internete bir girdim. Tapan diyor, el tahrası. Veya yukarıda tapan oduncu baltası şeklinde devam ediyor yani baltalar. Bir de abdallar kendilerine tebel diyorlar. Ve konuştukları gizli dil var, o da tebel dili. Bu gizli dillerini de söylemiyorlar hatta. Biz diyor kendi aramızda diyor anlaşmak için dilimiz var. Onu diyor söylemeyiz diyorlar. Dolayısıyla bu da ilginç yani. Kendi, şimdi burada şuna değinmek istiyorum. Şimdi bunların dediğimiz gibi derleme sözlüğünde şu anlamları da var. Teber, tepir, buğday, bulgur, tahılları elemeye yarayan ağaçtan yapılmış büyük elek anlamları var. Şimdi Kırşehir Bağbaşı Mahallesi'nde abdalların gizli dilini Türkoloji bölümünden bir hoca makale yapmış. Teber dilindeki su anlamındaki kelimeyi şöyle yazıyor. Vatır, av ve avke. Şimdi oradaki vatır, Hititçe'de vatar su demek. Evet, oradan geliyor zaten. Dolayısıyla Hititlerle de bir bağı var yani bu abdalların. Gerçi konuşula konuşula dediğim gibi epey bir devam etmiş kelimeler var Hititçe'den itibaren. Hocam bir de Tebermüş ismi var. Efendim? Tebermüş. Evet, o da var dediğiniz doğru. Bir de Tebelik diye kullanıyorlarmış. Onu evet, Tebelik. Anladım. Burada da nereye memleket? Erzincan. Ve soyadını da Beyler. Ha, Beyler mi? Nasıl kullanıyorsunuz Tebelik'i? Unuttum ama çok duyuyordum. Şöyle hocam, Tebelik dediğimiz bizim orada o bölgedeki bildiğimiz kutsal insanların mezarlarından alınan toprak değil mi? Toprak ve taş yani. Bir öyle, bir de mesela diyor ki Adana'da ben de öğrendim. Şimdi onlar da diyor ki mesela bir çocuğu diyor bir ailene bir yere gideceğim. Ben sana bunu tebelik olarak veriyorum. Hani dönüşte alacağım. Emanet. Yani emanet olarak alacağız. Böyle de kullanan var. O şekilde de kullanan var. Abdallar zaten biliyorsunuz 12 ve 14. yüzyıldan itibaren Elmiş, pir, baba terimleriyle aynı anlamı taşıyan abdal teriminin tasavvuf inancına bağlı Türkmen grupları arasında yaygın bir ünvan. Mesela ben bunu derslerde işte öğrencilere bahsederken bir tane yaşı büyük bir polis öğrencimiz var. Hocam dedi bizim burada dedi teberlere Jono deriz. Jonolar yeni dedi teberler derneği kurdular. Şimdi bir isabet oldu yani. Teberler derneği kurmuşlar. Peki Çevki ve Abdal gizli dillerinde Anadolu'nun bayağı bir gizli dilleri var yalnız. Bunlara da bir bakmak lazım. Mehdikçe'yle de oldukça benzer kelimeler tespit ettim. Çevki ve Abdal gizli dillerinde mesela hersit, hersik sözleri ki bunlardan hersit Anadolu'dan Doğu Türkistan'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada Türkçe temelli gizli dillerde kullanılıyor. Hersit Konya carcarlarında da mevcut. Hititçe harşi kelimesi var, ekmek demek. Ve hersit de ekmek anlamında kullanılıyor. Yani özellikleri çok fazla. Yine derleme sözünde hersit, herse. Şu mesela benim babam Bayburtluydu. Dolayısıyla annem Ankaralıydı ama Bayburtlulardan öğrenmiş de herse yapardı annem. Bayburtlulardan var. Evet, Bayburtlulardan var. Şeyden yapılır. Buğdayı ezmek suretiyle içine de tavuk eti falan karıştırılır. Ve bununla ilgili acaba hala kullanılıyor mu bu hersit kelimesini bilen var mı diye bakarken Giresun'da harşıt ekmek fırını çıktı. Adam ekmek fırının ismini harşıt koymuş. Harşıt çayı var yanımda. Öyle mi? Ya belki de ondan dolayı mı acaba? Çünkü buna da yeni gördüm belki de çaydan dolayı. Ama niye harşıt demiş mesela? Harşi ekmek ismine çok benziyor ama bir araştırmak lazım. Harçtan da gelebilir. Harç. Harç. Sikkeler üzerinde har. Har, ateş demek. Doğru, har. Ateş demek. Sikkeler üzerinde lemarumlar var. Sancak anlamında kullanılıyor ve üzerinde kristogram işlenmiş askeri sancak. Şuradaki. Lemarum yani Labarna da yine geliyor. Bundan sonrasında işte sancağa dönüşmüş. Sikkelerde var. Yine Doğu Roma'da kullanılan askeri bir bayrak. Şurada gördüğünüz gibi şu harflerin kristogram oluşturmak suretiyle yapılmış. Yine bu Konstantin döneminde
Hristiyanlığın sembollerinden birisi olan yine labarumu görmektesiniz. Burada da yine çok seçilmiyor ama ortada bir labarum var. Orta çağda da Anadolu'da hüküm süren beyliklerin sikkelerinde de labarum var. Avlanma sahnelerinde Türk geleneği olarak at üzerinde geriye dönerek ok atma figürlü sikkeler yer almakta. Diğer motifler ise silahlardır ki bunlar da balta, kılıç olarak karşımıza çıkıyor. Üç çatallı alem silahlar müşterek sikkelerde haç, hale, labarum olarak da karşımıza çıkıyor. Kadim Altay geleneğinde alabarım çıktı karşıma. Dedim bu da a kelimesini düşürdüğümüzde labarum yani labarna kelimesiyle karşımıza çıkıyor. Sancak Altay'da eskiden beri vardı. Her kabile tu denilen bir alamete sahipti. Onu hala horuk veya alabarım olarak adlandırıyorlar. Bunlar yine koruyucu, kötü ruhları yok edici anlamında kullanılan kelimeler. Yine alabarımla labarnanın benzerliği hakikaten çok ilginç. Temel asar kullanımı, şimdi Ordu ilinde bu Ulubey ilçesinde Yukarı Kızılent köyünde Harun Usta köyden acak alışkanlığının olduğunu ve kendisinden önce de epey zamandır yapıldığını, hatta bu üzerindeki motifleri bu motifsiz ama ustalarından öğrendiğini belirtiyor. Dolayısıyla bu çift yüzlü, bu milattan sonra 1800 yılına ait burada gördüğümüz teber, teber asa ile anılması bize şunu göstermekte, Hattice tabar kelimesi teber olarak halen yaşıyor. Ve asa ile birlikte kullanılması da Hitit Krallık amblemi olan baltanın tezahürüdür şeklinde diyorum. Tüm bunlar Anadolu topraklarında gelenek göreneklerde olduğu gibi sözcüklerde de aktarımın sürekliliğini göstermekte. Tabarna veya labarnadan gelen il teber de tabar teberin 3800 yıllık geleneğini bizlere sunmakta. Son slaytım Hititçe bir cümleyle konuşmamı bitirmek istiyorum. Nuhuşmaş dingir aşuli pahaçta. Tanrı sizi iyilikle korusun. Sayın Kurumlar, hocam soru sormak isteyen varsa soruları alabiliriz. Bir şey soracağım. Minos'un uygarlığı, yani Girit'teki uygarlığı en büyük simgelerinden biri de çift başlı balta oluyor. Fakat şimdi Minos'u hangi kültüre bağlamak lazım? Bana göre Anadolu'dan giden bir kültür olmalı. İşte hepsini Helen Yunan diye ne yazık ki yanlış bilgiler var. Hakikaten bu kültürlere de tekrar çok detaylı bir şekilde bakmak gerekiyor. Çünkü durduk mesela yerde kimse Lavrus, Lavranda yazı var. Evet, yani çözülmemiş bir sürü şeyler var. Ve biraz daha Anadolu kökenli bakmak gerekiyor işte bu tür yazıtlara da. Ben Diktaş Coğrafya Fakültesi'ne başladığımda Hititoloji bölümünden mezunum. İlk gördüğümüz şey Hititçe Hint Avrupa dil grubu şeklindeydi. Hala da öyle. Hala da öyle. Öyle kabul ediyorlar. Hala öyle. Evet. Evet evet peki ağırlığı o kadar yani gram şey gram 1,75 kilogram yani şu ebatta. 1 kilo 25 gram daha doğrusu. Tamam. Tamam. Hocam anlattıklarınızda söyleyecek bir tek sözlerim var da ondan önce şunu bilmek istiyorum. Hititçe'nin eski bir Türk dili olabileceğine bakacağız. Bir kanaatiniz var mı? Şimdi evet bu soru hep geliyor fakat şimdi ben baktım ki çok benzer kelimeler var dediğim gibi. Şimdi azik kelimesi azık bugün kullandığımız azık kelimesi de Hititçe'den devam ediyor. İşte bu kurut kelimesi var onun dışında mesela Sümerce'de kak kelimesi var. Kurutulmuş meyve yok diş anlamında mesela. Bu da Sümerce. Zaten Sümerce'nin Türkçe olduğunu Muazzez İlmiyeç'in kitaplarını okuyorsunuzdur. Hocam tek sözlerden söylemiyorum. Hititçe'nin eski bir Türk dili olabileceği hususunda
bir kanaatiniz var mı yok mu onu öğrenmek istiyorum. Aslında şimdiye kadar yoktu. Çünkü niye başladığınızda Hint Avrupa dilidir diye başladınız ama bütün bu çalışmalarından sonra artık bu yavaş yavaş kırılıyor. Ve artık gramerine girip bir gramer çalışması yapıp hakikaten Hint Avrupa dili mi diye bir o konuda araştırmaya başlamak istiyorum. Yugal diye bir şey kullandım ama ben üniversitede yaşarken ablamın bir arkadaşı vardı. Onun ismi Teberdar. Teberdar işte bu da işte yani. Teber'den geliyor. Mutlaka bir yönetici sınıfı vardı belki eski sülalesinde. Oradan da gelebilir veyahut da dervişlik de olabilir. Ya da teber yapan bir ailedir o. Ha o da olabilir. Çünkü Teberdar diye Osmanlı'da yükseldiği için Teber olan bir sınıf mevcut. Sınıf oldu. Osmanlı'da da bir baltacılık var ordusunda. Özellikle baltacı olarak geçiyor. Ben nereden duydum? Anneannemin babası Yunus Hurmiyeti katipti. Emekli maaşını oradan devlet 1928'e kadar verdi. Yani Cumhuriyet Osmanlı'dan ayrı değildir. Hepsi birbirinin içinden geçmektir. Bu arada Fatih özel idare kayıtlarında da anneannemin dedesinin 1820'lerden bahsediyor. Baltacı başılıktan bahsediyor. İşte dediğimiz gibi biz başladık. Bu Hint Avrupa dil grubudur ve hala da üretiliyor. İlginç olan da bu işlere eğilenlerin ekserisi ya ekaliyetlerdi ya yabancılardı. Yani biz geçmişimizin kayıtlarını ve değerlendirmesini hep yabancıların eline vermişiz. Evet, şimdi şahsiz sizin düşünürsünüz, başkalarının vasıtasıyla. Ama bir yerleşmiş bir şey var. Bu yabancıdır diyor. Hele İslamiyet'ten öncekini hep derledi diyoruz. Anadolu'ya 1071'de geldik diyoruz. Anadolu'da 10 bin yıldan daha fazlayız. Bir tek tarih söyleyeceğim. İlkokul 4. sınıfta yeni tarihe başlarken, yıl 1954, Gülencivar'da, öğretmenimiz eski ayıttı, bir eşi de emekli askerdi, subaydı. Bize başlarken tarihe, çocuklar unutmayın, biz Türklerin en az 10 bin yıllık yazılı tarihi var dedi. Her şeyi unuttum ama ben bu lafı unuttum. Evet, güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Zaten Atatürk bu tarih kongreleri düzenlediğinde birinci, ikincisine yetişebildi de üçüncüsüne sanıyorum vefat etti. Orada tarih kongrelerine mutlaka bütün öğretmenler çağrılsın diyordu. Yani bilim adamları dışında. Ve hangi öğretmenler katıldıysa hakikaten tarih grubuna gittiğinde o tarih kongrelerinin ikinci, üçüncü sayfalarında katılan öğretmenlerin tek tek isimleri yazıyor. Atatürk öldükten sonraki tarih kongrelerine bir baktım, öğretmenlerin hiçbirisi çağrılmamış. Yok. Rukiye Akdoğan, bilmenimiz çok teşekkür ediyorum. Yeni ufuklar açtınız diyelim. Benim oğlumun adı İlteber. Öyle mi? Evet. Babası Mehmet Seren, eşim İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden köktür tarihi uzmanı ve yani İlteber olsun dedi. Evet, oğlumuza da İlteber. Onun için çok özel bir hani merakla geldim ve inanın İlteber unvanının köktürklerde bir idari unvan, vilayet işte korucusu gibi bir idari unvan olduğu bir ama bunu Hititçe'yle, Etice, Hattice'yle bağlantısını yani bilmiyordum. Zaten ilk defa çok ben de uğraşmış oldum. Çünkü ben de yani işte Ahmet Hoca'nın o kitabının ön sözündeki o cümleden hareketle çıktım. Ama beni bu tarafa ne doğru götürdü. Şey, büyük bir boşluk doldurdunuz bu arada gerçekten de. Ama şunu sormak istiyorum ben. Hint, Avrupa teorisi diyelim, askı da benim gözümde ve birileri bunu uydurmuş. Size şunu sormak istiyorum. Siz de okurken Hititolojide Hitit veya Iti dilinin Hint-Avrupa dil ailesine ait olduğu öğretilmiş. Peki
Şunu sormak istiyorum. Hint-Avrupa dil ailesi denilen dil grupları nedir? Hint-Avrupalılar kimdir? Böyle bir halk yaşamış mıdır, var mıdır? Bu coğrafi eksende olan bir tanımlama mıdır? Yani Avrupa ile Hindistan arasında bir çizgi çekelim. Orada bütün bulunan, yaşayan o düzlemdeki halklar hepsi Hint-Avrupa halkıdır. Nedir Allah aşkınıza yani bu size onlar göre? Şimdi Hindistan'da Sanskritçe diyorlar ya rica ederim. O Sanskritçeyi Hint-Avrupa dil grubuna bağladılar. Dolayısıyla oradan yola çıkarak ha dediler tamam bulduk orada da Sanskritçe Hint-Avrupa dil grubu. Ama dediğim gibi şimdi Johann Tischler çok acayip bir şekilde mesela Hetitisches diyor Etimologisches Glossar. Cilt cilt ta A'dan başlayıp Z'ye kadar götürdü. 2 sene önce de vefat etti hatta. Çok fena çalışıyorlar yani dediğim gibi o. Mayıs'a gittiğimde ben şimdi zaten her türlü kitabı bulmak mümkün. Ben tarih kurumuna çalışmaya gittiğimde yeni gelen bir sürü kitaba ulaşamıyorum. Henüz gelmedi veya işte satın alınması bırakıldı dediğimizi. Şimdi benim odam biraz daha şu tarafta. Burada Amerikalı bir başka doktorasını bitirmiş çocuk çalışıyor. İkimiz de aynı anda çıktık. Şurada da şöyle uzunca bir koridor var. Oradan kütüphaneye döneceğiz. Çocuk adeta koşuyor. O kitabı alıp da oradan getirmesi onun 3-4 saniyesine mal olacaksa onu ne kadar kısaltırsam benim için kâr diye düşünüyor. Aa dedim yani böyle bir şey olamaz. Yani şuradan gidecek hani kitabı getirecek. Koşuyor çocuk. Yani böyle bir tempo. Yarış, bir yarış. Bir yarış var yani orada her türlü millet çalışıyor. İtalyanı var, İspanyoluk da, Hollandalı. İsrailli, yani Japonlar da şimdi enstitü kuruyorlar mesela bu branşları araştırmak üzere. Çin'de başladı. Danimarka'da var. Rukiye Akdoğan bilmedim. Yalnız eski dönemde şunu da söyleyeyim, izin verebilir misiniz lütfen? 1800'lerde zaten antikite hani çalışmaları o dönemde yoğunlaştığı için ben de tarihçiyim, araştırmacıyım. Baktığımda o dönemde Vasıda eserlerde böyle bir Hint-Avrupa saçması gibi bir şey yok aslında. Ha, daha sonraki araştırmacılar nedendir? Yani düğmeye basılmış gibi bir dönemde böyle bir şeyi uyduruyorlar ve diyorlar ki Antikide'de yayınlanan bütün kitaplar artık bodası geçti. Bunların hepsi yanlıştır. O defteri kapatmış oluyorlar kendilerince. Ama bunların ben tekrardan değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o ana kadar antikite araştırmaları yapılana kadar dünya halkları bunların ne olduğunu yani Grek, Roma dedikleri Anadolu uygarlıklarının ne olduğunu bilmiyorlardı. Bir anda onlar ortaya çıkınca insanlar bir şeyleri belki ilk anda gerçeği öğrendiler. Ama sonra bence benim kanaatim Avrupa halklarının kökeninde Türkler vardır, Türk dili vardır. Bu araştırmalarımda ben bunu gördüm. Ve bunu dememek için ilk etapta kendilerine başka kökler aramaya başladılar. Ve bunu yapabileceklerini düşündüler ama ortada Hint-Avrupa teorisiyle karıştırdılar gibime geliyor. Gerçekler ortaya çıkacaktır diye evet, düşünüyorum ben. Şey, çok sağ olun. Değişmesi gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Evet. Ben şimdi hanımefendinin sorusuna da bu şeyi sormak istiyorum. Konuşmanızda Almanya'da bir enstitüsü kuruyor. Evet, 1 milyon tane de fiş var. Her tablette bizim diyelim ki şu tablette. Merak ettiğim şu bu Hint-Avrupa dili içinde 1 milyon tane değil de 100 bin tane fişleri var mı? Şey, öbür dillerde mi? Hint-Avrupa dilinin 100 bin tane bile fişleri yoksa 1 milyon tane bizim fişlerimiz varsa o iyi konuşmamıza veya tartışmamız. Yani o 1 milyon fiş şöyle yani şimdi diyelim ki su kelimesi ya. Bu su kelimesinin geçtiği bütün metin yerleri çekmece çekmece yapmışlar. Şimdi şu çekmecenin başında Vatan yazıyor. Siz bunu çekiyorsunuz. Hangi tablette nasıl işte geçmiş transkripsiyon yani onlar da dahil. Yani sadece 1 milyon fiş dediğimiz su kelimesiyle ilgili diyelim ki 50 tane fiş var. Onlar bir tanesini aldılar belki. Vatar'ı aldılar. Vatar başlık ama hangi tablette nasıl geçmiş? 10 tane tablette geçiyor. Onlar da yani sayılıyor ama Heine Hotton'da yani çok muazzam çalışıyorlar dediğim gibi. Mesela Batur'dan başka bir şey bulabilmişler.
Bir de işte bu ilk çözülen İtice cümle mi? Nomidam ezak teni vatarma ekuteni. Şimdi oradaki vatar, ninda, nonida ezak teni deniyor ya, ekmeği yiyeceksin. Yemek kelimesi eat, o zaman demek ki işte bu yemek oldu. Ninda da zaten ekmek, Sümerce zaten ama ninda Sümerce ekmek demek. Dolayısıyla vatar geliyor. Demek ki vatar öyle bizde de su olduğuna göre o zaman demek ki yanındaki de eku. Ama eku da bir de akmak kelimesi var Türkçe'de. Tabii ki. Mesela hocam ekmek derler aslında yemeği eski, çok eski Anadolu Türkçesinde ben 14. yüzyıl Osmanlıca metinlerini okuduğumda ekmek ya bu ekmek de ne diyorum? Ha yemek anlamında kullanılmış. O zaman tamam eat yani. Tabii eat mi? Dolayısıyla ezanteni, o zd dönüşümü olabilir. Merhaba. Ben sosyolojik olarak bir soru sormak istiyorum. 1700'lerin sonundan itibaren bir Avrupa kültürü yaratılmaya başladı. Hepimiz zaten o fikirdeyiz. Çakma bir Avrupa kültürü. Biz günümüzü gördük, geldik günümüze. Üniversitelerimizde hiçbir değeri yok. Bölümlerin, arkeolojilerin, çeşitli bölümlerin bir değeri yok. Çıkanlar iş bulamıyor öğrencilerimiz. Evet. Eğitim yok. Çok sınırlı bir eğitim içindeler kalıyorlar. Gelecekleri yok. Yani bir şekilde bastırıyoruz ve yok ediliyor bu bölümlerimiz. 1700 daha öncesinden beri, Abdülhamit'in öncesinden beri çalınıyor bütün değerlerimiz. Bütün kazı alanlarımızda yabancıların elinde şu günümüzde bile. Gene sesimiz çıkmıyor. Biz bunlara müdahale olamıyoruz. Yetki onların elinde. Peki bu iş nereye kadar gidecek? Biz bu tarihe sahip çıkabilecek. Burada konuşmamızın bir anlamı kaldı mı? Şimdi ha, bir şey daha vereyim, bir bilgi daha vereyim. Bir kurum, özel bir kurumda danışmanlık yapıyordu. Sırf buradan tarihi eserlerimizi alıp İngiltere'de şömine başı olarak satıyorlar. Çok yüksek değerlere. Tabii, o detaylara eski, girmiyorum. Eski eser taşımışlarındaki Bergama'da yani bir, bu duruma neden, burada konuşuyoruz çok doğru da, neden tepki yok? Benim kızım arkeolojisi mezunu boşta geziyor. Nereden mezun oldu? İstanbul'da, Prestore. Evet, şimdi bizim öğrenciler de, ben arkeoloji bölümündeyim ama iş yok. Dolayısıyla bizim o genç öğrenciler değil de yaşı büyük olan öğrencilerimiz var. Mesela diyor ki ben İş Bankası'ndan emekli oldum ama arkeolojiyi hep okumak istiyordum. Onlar başarılı zaten. Yani diğer öğrenciler ve biz ders anlatırken o elinde cep telefonu. Ama bakıyorum o yaşı 50-55-60 yaşında olan öğrencilerimiz var. Onlar biz ne söylersek not ediyor. Onların yaşam sorunu. Öbürü sıranın altında yazışıyor. Demek bu bilimleri olgun yaştakilere vermek gerekiyor. Sayın hocam. Vallahi ve bizim her bölümde hani bir, iki ve üçüncü mezuniyet törenlerinde onlara bir plaket verilir ya. Bizim bir sene en küçük öğrencimiz 40 yaşındaydı. İkinci 45, üçüncü de 50 yaşındaydı. Şimdi beyefendinin şeyine bu bağlatıcılardan bahsetti ya, bağlatıcı ocağı Osmanlı'da Arnavutluk Seferi esnasında kurulmuştur. İhtiyaca binaen çok ormanlık olduğu için ordunun geçmesi için yol açma amacıyla kurulmuştur. Orman kesmek için. Ormanları kesmek için. Bu dediğiniz gibi bağlatılar çift taraflıdır. Teberden isimde kullananlara da teberan diyor. Evet, teberan. Ama 1711'de biliyorsun Kurut kenarındaki Baltacı Mehmet Paşa ile Katerina muhabbetinden sonra Baltacı Ocağı kapatılmıştır. Fakat daha sonra yeni açılmıştır. Telefonu demiştiniz bir tane Hitit kralına. Telepino. Telepino. Onun bir şeyi de Göktürk Hakan'ın Talopiyen diye geçer. Bir öyle mi? Talep. Talopiyen. Çinlilerin telaffuzuyla tabii. Biz ne yazık ki şeyleri de bilmiyoruz. Yani Orta Asya'daki Türk diğerlerin adet, gelenek, görenekleri olsun. Şimdi ben bunlara girerken baktım ki çok ortak kelimemiz de var beraber kullandığımız. Ve Hititçe işte o 155 tane derlediğim o kelimeler orada da kullanılıyor. Bilmiyoruz oranın kültürünü yani. Mesela Din Tarihçi Orta Fakültesi'nde öyle bir bölüm yok. Burayı bilirsek sevgili hocam orayı daha iyi anlayabileceğiz. Önce Anadolu'yu burayı bilmemiz gerekiyor. Kronolojik olarak da öyle gibi görünüyor. Evet. Buyurun. Hocam
Kızılderililerde de, Amerika'da yaşayan Kızılderililerde de balta çok önemli bir savaş aleti. Onların da işte baltaları çıkarmak, savaşa hazırlanmak gibi ritüelleri var, çalışmaları var. Balta çok önemli bir bölge. İşte dans ediyorlar gibi, ne yapıyorlar falan. Bu acaba hani iddia edildiği gibi Kızılderililerin Orta Asya'dan Beylik Boğazı'ndan oraya geçmiş Türk kökenli olduklarıyla ilgili bir şey midir? O zaman midir, bir alet mi? Bu soruyu ben şimdi sevgili hocamıza bırakayım. Çünkü kendisi de çok güzel kitabınızı da gösterebilir misiniz hocam? Çünkü kendisi uzun yıllar bu konu üzerinde çalıştı. Şimdi Alaska'dan Şili'nin güneyindeki dünyanın en son noktası diye bir yer var. Ben oraya kadar Alaska'dan başladım. Antarktika'ya kadar bütün o Ak Dağları dahil Güney Amerika'da 15 senedir bunların izlerini sürdüm. Kızılderililer hepsi Türk demek çok yanlış, Türk değil demek de çok yanlış. Ama Asyalı oldukları kesin. Şimdi dil konusunda 40'tan fazla, 48 benim tespitim dilleri var. Şimdi Alaska Kızılderililerine başlayınca, şimdi ilk olarak Yakutistan'dan geçen İskit kökenlisin dediğiniz gibi Bering Boğazı'ndan göçler var. Ama sadece Bering Boğazı değil. Homeros'un ve Herodot'un İskitlerle ilgili çalışmalarında da Kuzey Buz Denizi'ni Türk Denizi olarak söylüyor. Yani Sibirya'dan karşıya da kayak denilen, yani bizim kayık dediğimiz, şimdi kano deniyor onlara, kürekli ve sopalı. Buz olduğu zaman sopayla, su olduğu zaman altı düz olarak karşı kıyıya, yani Sibirya'dan karşıya Amerika'ya da geçilmiş. Ondan sonra, yani ben şimdi 40-45 bin, 50 bin yıllık bir süreç bu. Fakat en son, yani 11 bin yıldan buzul çağının sonrasında buzullar eriyip de Orta Asya'ya, iç denize göçler geldikten sonra da Çin denizinden tekrar karşıya Çin gemileriyle pusula bulunduktan sonra yine göçler var. Yani bu bir süreç. Hatta Etrüslerin yine Kolombus'un geçtiği yoldan Akdeniz'den Antillere gittiği de söz konusu. Mayaların kökenini Etrüslere bağlayan kaynaklar var. Yani bu konu çok derin. 13 bin yılı anlayabiliyorum ama ondan öncesini çözemiyorum. Türkler de var, Çinliler de var, Mısırlılar da var, Orta Asyalılar da var. Ama benim tespitim en çok İskitlere dayanıyor. Demin siz Ant Kadehi'nden bahsettiniz. Ant Kadehi, Ant kelimesi Ant dağlarına da isim veren. Yani İnkalar, Mayalar, Aztekler, en son Aztekler geliyor 13. asır. Yani yenileri söylüyorum. Bunları tarih yazıyor. Ama Mayalara milattan önceki 2000-3000 yıllarından izler var. İnkaların gelişi ise 1200 ama İnkalar Ant Dağları'na geldikleri zaman burada 15 bin yıllık bir kültür var. Mısır'a benzeyen kültür var, piramit kültürü. Yine bu spirale benzeyen, geçen de hocamız anlattığı Göbekli Tepe'ye benzeyen yapılar var Meksika'da ve Ant Dağları'nda. Yani 50 bin yıllık bir geçmişi var Amerika kıtasının ama bunların hepsi Asyalı. Benim tespitim bu. İçinde Türkleri yakalayabilirsek ne mutlu. Hangileri Türk? Atabaşkanlar Türk, Navaholar Türk, belki Siyular. Yani daha evet, yani bunların bazı kabilelerini dilleriyle yakalamak, bir de hani pasaportu betinde diye Tatarların bir lafı vardır. Müzik evrensel bir şey. Müzikten yakalıyorum ben. Aksak ritimden, şamanizmden, şaman kültüründen yakalıyorum. Dini inançlardan ve folklörden yakalayabiliyorum. Ancak ama doğru ama yanlış. Fakat onlar bizi biliyor. Ben onlarla birlikte girip sahnede ya da sokaktaki bir festivalde oynadığımda şapkalarını benim başıma geçiriyorlar. Sen bunu nereden biliyorsun? Ondan sonra bana sarılıyorlar. Yani bu her şeyi anlatıyor. Ben onların dilini anlamasam da bazılarından İngilizce konuşabiliyorsak ne mutlu.
bazı şeyler alabiliyorum ama şamanlar ve dini ögeyle dil çok önemli. Bir de müzik evrensel. Müzikten yakalayabildim ben bazı kabileleri. Hepsi de Türk gibi çok yanlış. Dediğim gibi Hintlisi de var, Afrikalısı da var, Akdenizlisi de var. İnkalar kendilerini mesela baskılara bağlıyor. Kendilerini öyle söylediler. Biz baskıları... Teşekkür ederim. Baskılar Türk'ten. Türk diye sordunuz ama aslında benim doğrusu Altay Dağları'ndan çıkan Altay dil grubu. Altay biliyorsun, Ural Altay dil grubu var. Gerçi Batılılar bunu da ithal ediyorlar, bunu söyleyeyim size. Çünkü ben birçok sitelere giriyorum, konuşuyorum, bakıyorum. Altay dil grubu diye bir şey yok diyenler dahi var. Ama doğrusu şu, Altay dil grubu var ve Altay dil grubuna ait insanlar göç ettiler Amerika'ya. Ama hepsi Türk değil tabii, fakat Altay dil grubu diye bir grup var yani. Başka soru yoksa, isminizle ben sorayım. Türk Akademisi başlamak.